Bedensel engelliler dans yarışmasında hünerlerini sergiledi. Renkli anların yaşandığı yarışmada Kütahya'ya bir birincilik, üç de üçüncülük geldi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 4. Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası Antalya'da düzenlendi. Tekerlekli sandalyede dans eden 38 sporcu derece elde edebilmek için ter döktü. Kütahyalı yarışmacılar Hüseyin Ayıldız, Yılmaz Teke, Gülsün Peker ve Havva Üskul'da dereceye giren isimlerden oldu. Serbest stil kategorisinde birinci olan Hüseyin Ayıldız, ilk kez katıldığı yarışmada büyük heyecan yaşadığını söyledi. Biz ilk defa katıldık. 2,5 aylık, 2 aylık bir süreçte hazırlandık. Onda da haftada 2 gün antrenman aldığımız için toplamda 1-1,5 haftalık bir antrenmanla katıldık biz bu yarışmaya. İlk defa katıldığımız için tabii heyecan her zamanki gibi doruktaydı. Ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Rakiplerimiz de çok kuvvetliydi. Beşiktaş Spor Kulübü vardı rakip olarak. Böyle yani şimdi oraya gittik, katıldık. Herkesin doğaçlama, öyle söyleyeyim, herkesin rolüne göre şeydi. Tabii bizimki polisten kaçan bir şehrin suçlusu oldu maalesef. Ama iyi oldu. Bu şekilde yani. Duygularını paylaşan Yılmaz Teke ve Gülsün Peker başarmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu hayatımda ilk olduğu için büyük bir heyecan vardı. Hani bir yerde yanlış yaparım, bütün emeklerimiz heba olur düşüncesi vardı. Fakat buradaki atmosferi görünce dedim ben başarırım yani. Dans yarışmasına katıldım ve heyecanlıydım. Oraya gidince de kendime güvenerek yarışmayı kazandım ve üçüncü olduğuma da çok memnunum. Yarışmada üçüncülüğü elde eden Havva Üskul'da seneye birinci olmak için yarışacağını ve Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirtti. İlk defa böyle bir ambiyans gördük. İki aylık bir çalışmayla gittik oraya. Bizim için güzeldi. Güzel bir deneyim oldu. Hedefim birinci olmaktı ama ilk defa böyle bir şey olduğu için heyecanlandım tabii. Ama şunu biliyorum, seneye inşallah birinci olacağım ve ben de yurt dışına gidip Türkiye'yi temsil edeceğim. Sporcuların başarısını tebrik eden Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Hatice Yakar, diğer yarışmalarda daha güzel dereceler almak istediklerini söyledi. Burada Alasman Altınay bizim çocuklarımızı 2 ay bir kısa sürede hazırladı. Dans yarışmasına ve Antalya'ya dans yarışmasına gittiğimizde inanın yani çok acemiydik ve onlar 4 yıldır dans yapıyorlardı ve bizim çocuklarımız 2 aylık bir çalışmayla oraya gittiler ve orada da Beşiktaş Engelliler Kulübü'yle dans ettiler, yarıştılar ve güzel bir başarı elde ettiklerini düşünüyorum ve 4 sporcuyla katıldık ama hayalimiz inşallah Beşiktaş gibi 15-20 sporcuyla katılmak. Birinci olan sporcular Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. Dünya Şampiyonası Güney Kore'de Kasım ayında yapılacak.